O zaman iki partinin şu anki konuma göre %15'e gözüküyor şu ana göre. Ben öyle ortaya böyle bir ittifak olursa sinerji çıkartacağını düşünüyorum. Daha fazlası olabilecek diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki özellikle anket şirketlerinden bahsettik. Muharrem İnce'yi yok sayıyorlar dedik. Ve sonuçları meydanlarda özellikle halkın toplanmasıyla göreceğiz dediniz. Bu da çok önemli. Gelelim HDP'ye. Biraz evvel Fincancı'nın konusu vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silahlarla ilgili kullandığı diyen Fincancı vardı. HDP hemen tepki veriyor, destekliyor. Bir de altılı masada görünmüyor gibi gözükse de aslında içinde olduğu iddia edilen bir HDP var. Meral Akşener'le ilgili bir soru soracaktım burada. Meral Akşener gerçekten HDP altılı masaya geldiği zaman dağıtır mı, dağıtmaz mı, hedef tek iktidar der mi? Şimdi bakın, Meral Akşener daha önce HDP ile masaya oturdu. Evet. Birlikte anayasa yaptılar. Zaten benim Zafer Partisi'ni kurmadan önce İyi Parti'den ayrılma nedenlerinden birisi de buydu. Evet, evet. Bunu bizden gizli yaptı. Ben o anayasa çalışmasını açıkladım. Bu anayasa çalışmasının 64 sayfada görüntüsü var. Görüntülerinin bir bölümü de inceledim, izledim. Şimdi bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde var. Çünkü görüntüleri bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çekmiş. Yarın Meral Akşener partiden eğer Cumhuriyet Halk Partisi ittifaktan ayrılırsa, ki ayrılacak, eminim Cumhuriyet Halk Partisi bu şey görüntülerini, video görüntülerini sızdıracak. Eminsin. Tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Sızdıracak. Diyecek ki evet, hanımefendi dedi ki biz masaya oturmayız dedi. Ama İşte masanın görüntüleri burada. Buradan da Ahmet Kamil Erozan İyi Parti'den oturuyor. Evet. Yani şimdi bakın ki televizyonlarda ilk defa söyleyeceğim. Bunu da sizin yayınınızda söyleyeyim. Benim partiden ayrılma sürecimde İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi bana dedi ki Ümit Bey haklısınız. Ben o dönemde bu komisyon çalışmalarını duydum. Meral Akşener'e gittim. Ya ben hukukçuyum. Anayasa çalışmalarına neden beni yollamadın da büyükelçiyi yolladın hukukçu olmayan? Meral Akşener de bana dedi ki sen onlarla aynı masaya oturmazsın. Dedi. Şimdi ben bunu açıkladım. Yayına girdi. Antalya İyi Parti milletvekili Feridun Bahşi'ye buradan çağrıda bulunuyorum. Feridun Bey, kalkın ve deyin ki Ümit Özdağ doğru söylüyor. Ben Ümit Özdağ'a bunu söyledim. Ya da deyin ki Ümit Özdağ yalan söylüyor. Açıkçası. Yalan söylüyor deyin. Evet, buradan sormuş oluyoruz. Kendinizi Türkçü olarak nitelendiriyorsunuz. Siyaseten Feridun Bahşi. Hakikaten de Milliyetçi Hareket Partisi içinde olduğunuz dönemde de gençliğiniz döneminde de Türkçü çizgide oldunuz, bulundunuz. Şimdi bir Türkçü gibi dümdüz bana bunu söylediniz mi söylemediniz mi? Bu söylediğinizin şahitler olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Evet. Net bir soru. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde yuvarlak masanın etrafında söylemediniz mi? Evet. Evet, net bir şimdi, soru. Şimdi bakın ben videosunu seyrettim de. Evet, hani, evet. Peki Meral Akşener neden yollamamış? İşte sen onlarla aynı masaya, kimlerle? HDP'lilerle oturmaz. Bu video çıkacak şimdi, onun için biz ve Meral Akşener'in şu anda HDP'yi bahane göstermesinin hiçbir anlamı yok aslında. Evet. Avrupa Parlamentosu'nda bir moderatör eşliğinde de bir araya gelindi zaten geçtiğimiz günlerde. O ayrı. Yani ona bir şey demem. Evet. Beni de ilgilendirmez. Evet. Ama mesele şu. Meral Hanım altılı masadan ayrılmaya doğru adımlar atıyor. Evet. Altılı masanın dağılma süreci hızlanıyor o zaman.